السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا صلاة أصحاب رسول الله، مدد يا ما شاء الدستور ولا شاء الله في أجزاء سنة شيخ محمد عبد الحكام، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Her şeyi Allah Azze ve Celle çok güzel yaratmış. Tebarekallah ve ahsenül halikin. Allah Azze ve Celle her şeyi insanın bu bütün yeryüzünü, gökleri, bu şeyi, bu insanoğlu için yaratmış. Tabi Allah Azze ve Celle yaratıcı, daim yaratır. Hani bizi yaratıp da durdu değil, devamlı yeni yaratan değişik şeyler yaratıyor. Onun ilmine, kudretine akıl ermez demek çok zayıf gelir. Hani hiç bizim aklımız bir yere kadar gider. O yerde sıfır gibi Allah'ın ilminin, Allah'ın kudretinin yanında. Onun için onu teslim olmak lazım. Teslim, İslam olmak lazım ki rahatlayasın. Öteki türlü kendilerini bir şey zannedip de ahkam kesen ve iki şey öğrenmiş profesörüm, doktorum şey deyip Allah'a karşı gelenler, onların akılları sıfırdır. Başka şey değil. Allah Azze ve Celle işte bu güzel, her şeyi güzel yaratmış. Dünyayı da gene insanların oturacağı gibi kendisine itaat edenlere o da hizmet eder, güzel olur. Allah'la beraber olan dünyayı da, dünyada da güzel olur, ahirette de güzel olur. Allah'a itaat etmeyene hiçbir şey güzel değil. Yani bu geceyi de her şeyi kapatsın diye, istirahat etsin diye insanları yapmış. Gündüzü de maişetlerini, hayatlarını, rızıklarını kazansın diye yapmış. Gündüz, gece çalışanlar var tabii de daha fazla gündüz insanoğlu işine gücüne bakar. Işık var, şey var, kendi de geceleyin istirahat için Allah Azze ve Celle bu yaratmış ki hem istirahat, istirahat da günü 8 saat 3 bölüme ayırmış Allah Azze ve Celle. 8 saat çalışsın diye, 8 saat istirahat ibadetini yapsın, 8 saat da istirahat etsin diye. Ama insanlar onları karma karışık edip istedikleri gibi yapar. Halbuki gece, çünkü kış vakti uzun, yazın kısa, ona göre insanı gene ayarlaması lazım ki 8 saatten fazla insan yatarsa hasta olmadığı halde o vücudu şey yapar, iyi gelmez. 8 saatten az yatarsa
O da Allah'ın hikmetiyle, yani Allah'ın rızası için olursa o yeter yani. Bu dengeyi bozmaz. Allah Azze ve Celle herkese ayrı bir kuvvet vermiş. Herkese bir değişik hal vermiş ama bu sınırlar var. Onları riayet ederse insan daha rahat eder. Hayatı, sıhhati, ibadeti daha iyi olur. Allah yardım etsin hepimize. Onun bize gösterdiği, bize razı olduğu şeyleri yapalım inşallah. Ve minallah tevfik el-Fatiha. Thank you.